bahçede sohbet muhabbet. Kerim. Efendim, çok mühim haberlerim var. Nedir? Efendim, göreve başlamadan önce sahilde teftiş yaptım. Balıkçı kız Hilal'in teknesi kayıp. Polise de haber vermemişler. Burnuma çok kötü kokular geldi oradan. Kanıtınız var mı? Henüz yok. Ama çok karışık işler var. Mesela şu gazeteci arkadaşa rastladım. O da akıl erdirememiş. Handan Hanım bu rezil durumdan nasıl böyle tereyağından kıl çeker gibi kurtuldu. Doğru söylemiş. Handan Hanım burnu kanamadan atlattı bu skandalı. Açık açık bir firari ile buluştu. Bu belgelendi. Ama kimsenin ruhu duymadı. Gazeteci arkadaşının hissiyatı haberin engellendiği yönde efendim. Hangisinden başlasak? Önce polisi arayıp şu kayıp takı eşini bildirelim. Bu önemli. Efendim, izninizle ben sabah teftişlerime başlıyorum o zaman. Bana Emniyet Müdürlüğü'nü bağlayın. Günaydın efendim. Biz teftişe çıkıyoruz. Bizden bir isteğiniz? Teftiş sizin göreviniz değil. Benim görevim. Tabii efendim, yanlış anladım. Ben... Müfettiş bey de sizin gibi had bildiren birine benziyor. Yürü göz, yürü. Bak gözüm. Ben de gıcıklaşmam. Hiç öyle bir niyetim yok. Firari Mahkum'un kayıp balıkçı takasıyla bağlantısı olduğunu... Evet. Ben de sizinle hemfikirim. Ama elimizde kanıt yok. Evet. Anlıyorum. Evet, dinliyorum. Girin. Evet. Bence helikopter şart. Sadece denizden ulaşamayız. Tamam. Çok iyi. Haberleşiriz. Size de. Konu nedir? Şu firari mahkumla ilgili. İz üstündeyiz. Firari mahkumla ilgili operasyon başlatma kararını benimle paylaştığınızı hatırlamıyorum Tazen. Ben de böyle bir zorunluluk olduğunu sanmıyorum. Bu kararı benimle paylaşmalıydınız Tazen. Eğer burada işler yolunda gidiyor olsaydı teftişe gerek yoktu. Öyle değil mi? Bakın, beni yanlış anladınız. Bu kararı benimle paylaşmadınız. Gayet açık, net. Ve vahim bir hata. Ahmet Bey, sizin tecrübenize saygım var. Ama siz Ali'ye denen bu mahkumu tanımıyorsunuz. İzini bulduğunuz anda peşine düşmezsek elimizden tamamıyla kaçırırız.
şu ortalığı birbirine katan firari mahkum Ali'yi merak etmiyorum desem yalan olur doğrusu. Gelir, koca denizin ortasında beni bulur ya! Ama doğru yani. Denizde takayla volta atarsan olacağı bu değil mi Aliye? Ha? Mazotmuş lan. Bu kafayla bir de mazotu mu düşünecektim ben? Ya yapılır mı bana bu be? Hayrola, cenaze evine dönmüş burası. O kadar insanı öldürüp öteki dünyaya gönderiyorsunuz. Buraya düşüyorsunuz. Sonra eceliyle ölene yanıyorsunuz. Anlamak zor. Değil mi? Sen ne anlarsın ki zaten? Acıya saygınız olsun. Ne diyorsun sen? Sus. Asıl sen sus. Senin hayatta ne sevenin, ne arkandan ağlayanın olur. Sen ona ya. Sen yine job istiyorsun anlaşılan. Vuracaksan vur bakalım. Hadi! Vur! Bırak vursun. Bırak. Ağır ol biraz. Hamileyim. Bana bir şey yapamazlar diye dayılanıyorsun. Ama yanılıyorsun. Karantina seni bekliyor. Hadi bakalım. Burada düşün, taşın, sakinleş. Bu sinir ne sana ne de karnındakine iyi gelir. Sevtap Hanım alalım arkadaşı. Sen ne uğraşıyorsun benimle? Ne uğraşacağım seninle ya? Başka işim mi yok? Şşş, Sevtap Hanım, tamam. Beray Doğan alışmış tebdili mekana. Ya, fena alışmış. Karantinaya götürüyoruz Beray Hanım'ı. Benim de görmediğim tek yer karantinaydı. Ne güzel. Kıymetini bil. Özel tur düzenledik senin için. Yürü. Vallahi.